Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Yeni bir proje ile birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte kendi mini oda ısıtıcımızı yapacağız. Oda ısıtıcımız bir indüksiyon ısıtıcı tabanlı olarak çalışacak. Öncelikle kendi hızlı ısıtıcımızı hazırlayarak projeye başlamak istiyorum. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler dileyerek videoyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Projenin çalışmasından birazcık bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi indüksiyon ısıtıcılar özellikle metallerin aniden ısıtılmasında kullanılıyor. Daha önce bu projeleri birlikte gerçekleştirmiştik. Biz de indüksiyon ısıtıcının bu özelliğini, yani metalleri çok kısa bir sürede aniden ısıtabilme özelliğini kullanacağız ve birlikte bir mini ısıtıcı yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi gelin şimdi birlikte devremizi hazırlayalım. Bu devrenin özelliği, özellikle 0 ile 30 volt arasında MOSFET'ler neredeyse hiç ısınmadan çalışabilir. Bu da özellikle MOSFET'lerin soğutulması için ekstra bir soğutucuya ihtiyaç duymayacağınız anlamına geliyor arkadaşlar. Farklı MOSFET'leri de kullanabilirsiniz. Ancak şu an devrede gördüğünüz MOSFET'leri tercih etme nedenim neredeyse hiç ısınma belirtisi göstermemesi. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz, elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre, Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. İndüksiyon ısıtıcımızda hava nüveli bir bobin kullanacağım. Gördüğünüz gibi bobinimiz hazır arkadaşlar. Bunu hazır bir bobin kullanıyorum, ancak isterseniz kendiniz de sarabilirsiniz. 3 cm çapında ve 10 turluk bir bobin işinizi rahatça görecektir. Şimdi devremize güç vererek teste devam edeceğiz. Eski bir radyonun teleskobik antenini bu iş için kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde antenimiz yüksek bir ısıya ulaşıyor ve bu şekilde içinden geçen suyu hızlıca ısıtmış olacak. Kısacası teleskobik anten, indüksiyon ısıtıcının ürettiği enerjinin hızlı bir şekilde, daha doğrusu ısının hızlı bir şekilde suya aktarılmasını sağlayacak. Bunun için bir platform oluşturuyorum ve bu platform içerisine teleskobik antenimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Kısacası enerji transferi ve ısınma
tam olarak şu an hazırladığım bölüm içerisinde gerçekleşecek. Gördüğünüz bölüm üzerinden su girişimizi oluşturacağız. Buradan su girecek arkadaşlar ve anten içerisinden, daha doğrusu buradaki indüksiyon ısıtıcının içerisinden geçerek ısınarak diğer taraftan çıkacak. Burası da bizim çıkışımız olacak. Bağlantı noktalarında sızdırmazlık sağlamak için yüksek ısıya dayanıklı silikon ya da diğer bir adıyla sıvı conta kullanıyorum arkadaşlar. Bu contamız yüksek sıcaklıklara, yaklaşık 300 santigrat derecelik ısıya dayanabilecek nitelikte. Sırada ısı transferinin rahat bir şekilde gerçekleşebilmesi için sirkülasyon pompası ve su tankının yerleştirilmesi kaldı. Şu anda su tankını ve içerisine sirkülasyon pompasını yerleştiriyorum. Buradan geçen su indüksiyon ısıtıcı içerisinden geçerek yüksek bir ısıya ulaşacak ve eski bilgisayarın sıvı soğutma radyatörü üzerine iletilecek arkadaşlar. Sıvı soğutmadaki radyatör üzerine ise küçük bir fan yerleştireceğim. Buraya yerleştireceğim fanın normalden daha küçük olmasının iki tane sebebi var. Birinci sebebi elimde daha büyük bir fan olmaması. İkinci sebebi ise bu küçük fan sayesinde hava akışının yavaş olması ve radyatör yüzeyinden daha fazla verim alabilmek. Bu boşlukları doldurmak için ise dil çubuğu kullanıyorum arkadaşlar. Uygun ölçülerde kestiğim dil çubuğu ile buradaki boşlukları kapatacağım. Bu şekilde, bu sayede küçük bir alandan geçen hızlı havanın hızı düşürülerek radyatörün her noktasındaki ısının havaya daha rahat bir şekilde aktarılması sağlanacak. Sırada sirkülasyon pompası ve fan devrini kontrol edebilmek için küçük bir devre hazırlanması kaldı. Bu sayede sirkülasyon pompasının aktaracağı sıvı miktarını ve yine fan devrini kontrol ederek radyatör içerisinden geçen havanın miktarını kontrol edebiliriz. Ve yine sıcaklıkla ilgili ayarları bu sayede rahatça yapabiliriz arkadaşlar. Yine hazırladığım bu devreyi şu an platform üzerine ekleyeceğim ve gerekli bağlantıların ardından küçük bir test gerçekleştireceğiz.
Artık fan ve pompa kontrol devresinin enerji girişiyle indüksiyon ısıtıcının enerji girişini birbirine bağlamak kaldı arkadaşlar. Bu sayede tek noktadan devreye güç vererek bütün sistemi çalışır hale getirebiliriz. Son olarak su tankı içerisine su doldurarak projeyi test etmeye devam ediyorum. Artık projemizin finaline yaklaştık. Sirkülasyon pompasını çalıştırarak radyatör içerisindeki havanın su ile dolmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Kısaca radyatörün içerisi artık suyla doldurulmuş oldu. Bu nedenle su tankımıza bir miktar daha su ekleyerek devam ediyoruz. Artık ısı transferimiz yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi fanı aktif ederek sistemi çalıştırdım arkadaşlar. Projeyi hazırlarken küçük bir detayı gözden kaçırmışım. Su tankının normalden fazla büyük olduğunu fark ettim. Bu durum sistemin aktif olma süresini yaklaşık 4 dakika kadar uzattı. Çünkü tankta bulunan bütün suyun ısıtılması gerekti. Ancak bu durum başlangıçta dezavantaj gibi gözükse de uzun kullanımda bir avantaj yaratabilir. Çünkü üretilen fazla ısının bu su üzerinde depolanmasını sağlayabilir arkadaşlar. Kısacası bu tarz bir proje yaparken tanktaki su miktarını doğru belirlemek size daha fazla avantaj sağlayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi buradan gelen sıcak havanın nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Şu anda odam yaklaşık 20 derecelik bir sıcaklığa sahip. Ancak fan çıkışında yaklaşık 42-43 derecelik bir sıcaklık alıyorum ki yükselmeye de devam ediyor. Fan devrini ve sirkülasyon pompasının hızını doğru bir şekilde ayarlayarak çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Şu anda bir araba kaloriferinin size verdiği sıcaklığa yakın değerler aldım arkadaşlar. Şu an devreyi 14.58 voltta çalıştırıyorum ve 3.5 amperlik bir enerji çekiyor. 15 volta çıkarttım ve gayet iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Gayet tatmin edici bir proje oldu arkadaşlar. Yine farklı açılardan gösterip sıcaklık testleriyle artık projeyi tamamlamaya hazırız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böylece bir projemizi daha başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Destek olmak için abone olmayı unutmayın.